Bugün kırtasiye alışverişimizin DNA versiyonunu çekiyoruz. İlk kez bu kadar kapalı ve çok kişiyle olan bir yerde çekim yaptığım için çok utanıyorum. Tamam, şimdi başlayabiliriz. Burada böyle küçük not defterleri var. Ben bunları çok kullanmıyorum açıkçası. Böyle çizgi film karakterlerine öyle özel bir ilgim yok. Bunlar 6.90, zaten fiyatları görünüyor. Ama termoslara bayılıyorum. Küçük Prens sevenler için bu şekilde termoslar var. Aynı şekilde bu da tekrardan Küçük Prens için. Bunlar da zaten bir yerlerde çok Küçük Prens'le ilgili ajandalar olsun, kupalar olsun çok var. Unicorn'lu anahtarlıklarımız var. Liva görse bunlara kesinlikle çok bayılırdı. Küçük kuzenim görse çok bayılırdı bunlara. Başladın yine okşamaya. Yani anahtarlık isteyenler için de bir sürü seçenekler var. Ama her DNR'da yok bunlar. Mesela ben şu an Sakarya'daki Agora AVM'deki DNR'dayım. Ama Ereğli'deki DNR'da böyle şeyler yok. Burası çok geniş. Zaten göstermiştim girişte de. İstersen sen de birazcık gösterebilirsin. Karküreleri sevenler için çok güzel karküreleri var ama burada fiyatları bence birazcık pahalı. Tekrardan Küçük Prens. Bu videoda kaç tane Küçük Prens söyledim? Sayın. 5. Yorumlara yazın. Şu şekilde kumbaralarımız var. Küçükler için bence şu unicornlar gayet güzel. Bunlar da 80 TL. Şu şekilde tekrardan termoslarımız var. Yani soluklarımız, termosta denmez gerçi buna ama. Mataralarımız var. Soluk neye yarıyor? Su içmeye. Kitap reyonuna geçelim. Bu arada Hilal, bir şey sormak istiyorum. Sor. En sevdiğin tür hangisi, okumayı en sevdiğin tür? Okumayı mı? Evet, kitap reyonuna geçecektik. Hani? Ben oyun reyonuna geçmek istiyorum. Puzzle yapmayı seviyor musun? Evet, biz bir ara ablamla puzzle yapıyorduk. Binlik puzzle. Yanlış hatırlamıyorsam korona başlarında olabilir belki de. Ben göstereyim şöyle. Kenara gel. Çok güzel puzzle'lar var bence burada, yani seçenek olarak. Şu ajandaları çok beğeniyorum ama sen genelde telli mi seviyorsun, telsiz mi seviyorsun? Al şunu, içine çekme şunu. Telli de seviyorum, telsiz de. Ajanda güzel oluyor. Ben tellileri daha çok seviyorum. Şuradaki ayraçları da çekelim. O kadar güzeller ki bunlar. Güzelmişler gerçekten. Evet. Yalan mı söyleyeceğim? Şunlara bakalım. Yeşilçam. Ama bu siyahları çok yazılmıyor. Bunlar işte ajanda koleksiyonu olanlar anca alır. Okumayı sevdiğin tür hangisi? Polisiye. Güzel. Romantiği de severim. Ben romantiği sevmem. Sen ne seversin? Bilim kurgu. Bilim kurgu ya da polisiye. Burada dergiler var işte. Burası resmen huzur yani. Şurayı böyle boy boyunu çeker misin? O kadar güzel ki. Burada genelde çok satanlar oluyor zaten. Ay, Harry yazıyor. Potter. Harry Potter hayranları işte olarak. Gülseren Budayıcıoğlu'nun camdaki kızı. Şu an işte televizyonlarda, gerçi sezon finali oldu herhalde. Ben izlemiyorum. Ben de izledim. Ha. Ama her şeye hakimiz Hilal Hanım. Burada kişisel gelişim kitapları da çok güzel ama beni bazen sıkıyorlar. Bazen dediğim zaten iki tane kitabım var. Yani öyle çok okumuyorum ama işte birkaç tane cümle okumak bence insana o bile yetiyor yani. Kesinlikle. Katılıyorum buna. Senin var mı hiç kişisel gelişim kitabı? Arkadan... Öfke kontrol rehberi. Bunu ben alabilirim. Bence de demin bana bağırdın, sana hediye alayım onu. Abart. Umarım onu da koyarsın. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Videolarımın %98'i abone olmayanlar tarafından izleniyor. Lütfen kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yoksa video çekmem. Şaka yaptım tabii ki de. Şu boya kalemleri o kadar güzel ki. Böyle ben bu şekilde tutulmasını çok seviyorum. Ama bunları mesela açınca kayboluyorlar gibi geliyor bana. Sana da öyle. Ben de onlar bitince çok üzülüyorum. Sana da öyle geliyor. De çok pahalı. Bana öyle gelmiyor. Ama pahalı. Şu kalemler bence çok güzel. 45 lira değer mi? Değmez. O yüzden 30 TL. Ne farkı var tam olarak?
Birazcık kalem kutulara bakalım. Ya burada Liver Kırtasiye'deki olduğu kadar rahat değilim. Yani. Şunlar o kadar tatlıymış ki. Ay ama plastiklermiş bu arada. Tatlı değiller. Bunların fiyatı 25 TL. 25 TL. Fiyatlarını çok fazla gösteremiyorum. Çok fazla dile de getiremiyorum. Ama burada yakından çekebilirsin istersen fiyatlarını. Bir de burada bazen seçili kitaplarda %60'a varan indirimler oluyor. Yani buradan kendinize güzel kitaplar da seçebilirsiniz. Mesela Ayşe Kule'nin kitapları var burada. Gerçi bir tane varmış kitabı ama. Şurada DVD'lere de bak. Konsol oynuyormuş. Gerçi DVD'lere. Aynen onu. Koleksiyon yapanlara herhalde. Yani olabilir gerçi. Yenilerden hiç yok öyle. Annemler görmesin. Evet, çok güzeller. Evet, gerçekten bu aralar çok satılıyorlar bence. Ama biz genelde Instagram'dan almayı tercih ediyoruz. Çünkü DNR ve işte bu civarlarda çok pahalıya satılabiliyor. O yüzden aklınızda bulunsun sizin de. Test çözmek için şu kalemler gerçekten çok güzel oluyor. Eğer bu şekilde toplu bir kalem almak istiyorsanız bunlardan alabilirsiniz. Hem fiyatı topludan daha ucuza geliyor. 25 TL. Mesela bu kalemleri de ben çok beğeniyorum. Ama bence bu kalemlere göre birazcık fiyatı pahalı. 32.90. Yani ben size fiyat bilgisi yapmak istedim. Çünkü diğer alışverişimde fiyatlara bakmışsınız ve çok beğenmiştiniz. Ben de o yüzden size DNR versiyonunu da çekmek istedim. Bu o kadar güzel bir kalem ki bence. Gerçi bu rengi daha güzel ama. Siz hangi rengini beğendiniz? Sen hangi rengini beğendin? Pembeyi. Hayır, yeşili beğendim. Yeşili beğendim. Gerçekten çok güzel. Şu şekilde değişik kalemler de var. İğrenç çok. Ben seçenek sunuyorum. Bu ise beğendiğimden değil. Şekilde dosyalar var işte. Yani bildiğiniz DNR işte arkadaşlar. Ben sadece size hem göstermek istedim hem de fiyatları da söyledim. Oyunları gibi. Da göstersene Hilal. En sevdiğin oyun tarzı hangisi? En sevdiğim oyun tarzı okey ve tavludur. Tavla güzel oynarız. Scrabble'ı da seviyorum. Hmm. Tabuyu da severim ama şu an şurada tabuyu da seviyorum. Öyle. Sen hangi oyunu seversin? Bunların fiyatlarına bakalım. Mesela okey fiyatı şu an 180 TL. Hmm. Okey fiyatını da bayağı pahalılaştırmışlar. Ayrıca burada 180 TL ama ben yanlış hatırlamıyorsam başka bir yerde yani Ereğli'de normal bir yerde. Tahta kalelerde. 70 TL falan evet. Yani. Burada bence 180 TL'ye çok da ne yani kendi kendine tuşa basıp şey mi oluyor? Diziyor. Sıralıyormuş. Şu şekilde küçükler için Elsa var. Böyle yani burası. Şöyle geniş bir şekilde alalım. Yani benim anlatacaklarım bu kadar. Şu kalemleri de birazcık gösterelim. Şu kalemler de çok güzel gerçekten. Yani fosforlular güzeldi. Şunlar mı? Hı hı. Bunlara da bakalım. Şunlar zaten çok klasik bunlar ve şunlar herkeste vardır artık. Yani çoğu insanda vardır. Şunlar moda bir ara. Liva Kırtasiye videomda bunu göstermiştim. Zaten o videomu da izlemeyenler olursa bu taraftan izleyebilirler. Ayrıca şu kalemleri ben gerçekten çok beğeniyorum. Özellikle moru çok güzel. Eğer isterseniz kırtasiye çekilişi de yapabilirim. Hani eğer böyle bir şey isterseniz DNR'dan birkaç tane ürün seçip size kırtasiye çekilişi yapabilirim. Birazcık defterlere bakalım. Yani defterlerin fiyatlarına bakalım. Şu defterler gerçekten çok hoşuma gidiyor. Kalın kapak ve pembe. Pembe rengini çok sevmem ama bence bu kapak gayet güzelmiş. Evet ben de beğendim. Ama fiyatı yazmıyor. Arkasında? Ha 38'de. 37.90. Hmm. Gerek yok. Yani gerek yok arkadaşlar. Şu şekilde bu kadar kaç paralar var işte.
Tekrardan söylüyorum, bu Sakarya'da Agora AVM'sindeki D&R. Yani her D&R'da aynı değil ama fiyatlar aynı mı bilmiyorum gerçi. Hani fiyatlarda oynama oluyor mu ondan emin değilim. Oynamıyor diye biliyorum ben ama. Olabilir. Olabilir. Yani çok hakim değilim bu konuya. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. En sevdiğin tür ne Hilal? Okumayı en sevdiğin tür. Gelsene. Arkadaşlar Hilal şu an utandı. Ki Sakarya'da tanıdığı da yok yani neyden utanıyorsa. Ben Sakaryalı olarak hiç utanmıyorum. Evet tam tersi olması lazım aslında. Şimdi ayraçlara bakalım. Ayraçlara bakalım. Neyini seviyorsun Diyanar'ı?